İyi günler. Bugünkü etkinliğimizde worldval.net sitesi üzerinden etkileşimli etkinlikler yapıp öğrencilere göndereceğiz. Şimdi worldval.net sitemizin ismi. Siteye yolluyoruz. Ücretli bir site ama 3 etkinliğe kadar ücretsiz etkinlik oluşturup öğrencilerimize gönderebiliyoruz. Burada örnek uygulamalar var. Nasıl etkinliklerin yapılabileceği ile ilgili. İsterseniz bir onlara bakalım. Ondan sonra örnek bir tane etkinlik hazırlayalım. Mesela bir kutu bir soru diye bir etkinlik. Türkçe dersiyle hazırlanmış. Sözcüğünde ünsüz, yumuşaması, sertleşmesi. Yumuşaması diyelim. Doğru. Bu şekilde bakın etkileşimli sesle öğrencilerin ilgilerini çekebilecek etkinlikler hazırlayabiliyoruz. Evet, örneğimize baktıysak şimdi biz kendimiz bir etkinlik oluşturalım. Şöyle yukarı doğru geleyim. Etkinlik oluştur. Burada bakın oluşturabileceğimiz etkinlik şablonları var. Az önce oynadığımız oyun kutaç oyunu mesela. Biz başka bir şey yapalım. Her anahtar kelimeyi tanımının yanına sürükleme ile ilgili bir etkinlik oluşturalım. Şimdi etkinlik başlığı 6. sınıflarla işlediğim bir konu. Teknolojinin etkileri. Teknolojinin etkileriyle ilgili bazı terimler var, tanımlar var. Onlar üzerine dersimizde işlemiştik. Onunla ilgili bir etkinlik yazacağım. Şimdi anahtar kelime diyor ve tanımını yapacağız. Anahtar kelimemiz, kelimeleri şuraya yazmıştım. Mesela nomofobi. Kopyala diyelim. Yapıştır. Tanımını yazalım. Cep telefonundan uzaklaşma kaygısı. Öge ekliyorum. Diğer tanımımız ego sörfü. Yapıştıralım. Sürekli olarak internette ismini aratarak yazılanları öğrenme isteği. Bunu da alayım. Öge ekle diyorum. Cheese pudding. İnternette sürekli olarak MP3 indirmek. Evet. Öge ekle diyorum. Facebook depresyonu. Facebook olumsuz olayların sosyal platformlarda tekrar paylaşılması nedeniyle depresyona sürüklenmesi. Şunu birden çok kopyaladı. Şunu sileyim. Şunu sileyim. Çok fazla olduğu için olmadı. Hayalet titreşim var. Hayalet titreşim. Telefon çalmadığı zaman da sürekli titreştiğini hissetmek. Şöyle onu da alayım. Whipping. Evet, Whipping neymiş? Akıllı telefon bağımlılığı. Evet. Bir tane daha yapalım. Siber kondriyi. Evet, hastalığı internet üzerinden araştırarak çözmeye çalışmak.
şunu. Bunu fazlalığı silelim. Bitti diyorum. Etkinliğimiz kaydediliyor. Etkinliğimizi bir bakalım. Başlat diyorum. Hayalet titreşim. Bu şekilde bakın. Uzaklaşma kaygısı. Neydi? Nomofobi. Sürekli olarak internette ismini aratmak. Ego sörfü. Çözmeye çalışmak. Siber kontrol. İndirmek. İndirmek. Cheese pudding. Pooping. Evet bakın. Şimdi paylaş dediğimiz zaman diğer öğretmenlerle ya da öğrencilerimle diyebiliyoruz. Şöyle ödev ver dediğimizde ad girmesi istenebilir. Öğrencilerin yanıtları gösterebilir. Yeniden başlatılabilir. Biz şöyle yapalım. Paylaş diyelim. Genel kullanım için. Teknolojinin etkileri. Yayınla dediğimiz zaman şurada bize bakın bir link verdi. Bunu kopyala deyip repo'ya devam et diyelim. Duvarımızda paylaşıp teknolojinin etkileriyle ile ilgili etkinliği yapınız. Şu şekilde paylaş dediğimiz zaman öğrencilerimizle paylaşabiliriz.